Hiç tokalaşmayalım bu Covid'den. Gönül selamıyla yapalım. Başkan hoş geldiniz. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Bu kadar nüfus, köyün nüfusu mu yoksa komşulardan mı var? Akraba bunlar. Öyle mi? Cenaze sahiplerimiz nerede? Buradayız. Geldiğimiz buralar. Ablacığım geçmiş olsun. Tamam. Hoş geldin. Kardeşim acınızın Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Bundan da geçmiş olsun. Şey mi yandı şimdi? Kim sen misin? Biri benim, biri babamın da annemişti. İçinde rahmetli oldu. Rahmetli olan teyzen mi? Anne, anne, anne. Siz kardeş falan mısınız? On kardeş. On kardeş. Evet, on kardeş. Sen büyükleri misin? Ablam var. Erkek olarak bu. Erkek olarak. En büyük abla. Bakıyorsun ya. Defnettiniz mi cenaze? Yok, yok. Otobüsten çıkacak. Onu bekliyoruz. Yani çok kötü. İçeriden sağ kurtulan o kardeşinizin durumu nasıl? O da hastanede şu anda orada. Kastamonu tedaviye gitti. Neresi eli? Elinde mi? Elinde var bir de şu. Hayati tehlike yok. Şurak, çok şükür. Zaten sakattı. Biz ateşin içinden ben onu alacağım diye uğraşırken hemen kendim... Yangın hanginizde çıktı önce? Önce onlarda çıktı. Senin evi ondan sonra mı sıçtı? Benim eve sonradan geldi. Bir de. Teyze sen bir çık oradan. Ya, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Yok yok. Dur. Şey var mı? Deneye göre alır tarafı. Bundan memnunum ama. Sen ne fark ettin yangını? Evet. Nereden çıktı? Sobadan mı çıktı? Bacaya soba barışı bu kadar etti. Biz evet. De bu gayet rüzgar bir gün an yemek hazırladım. Annemle yemek yiyordum. Anne dedim bu duman bugün dedim ne kadar. O da dedi ki ben hani yemek evinde mutfaktayım. Hep de sen gel böyle rüzgar bu çok çuriyin dedi. Farkına varmadık. Hani on dilin üstüdür. Demek kılcırım o soba yanıyken kılcırım sıçradı. Ben farkına varamadım. Dedinizi net duyurabilsek çok etkili olur. İstanbul'da da görevsizdi ama İstanbul'da bize destek olmaz. Biz size destek oluruz. Destek oluruz. Destek oluruz bize. Böyle bir bilgi alalım sizden. O bilgiyi hemen dağıtalım bütün derneklerimize. Şey yani burada evi olan baba hoca olan devlet korkuyor. İşten böyle sonuydu. Dün saat 16.30 sularında Cide ilçemiz Yurtbaşı köyünde maalesef bir yangın hadisesi meydana geldi. İki evimiz yangından tamamen yanarak etkilendi. Ama bizim açımızdan daha üzücü olanı maalesef bu evlerin birinde yaşayan anne ve kızdan yaşlı 84 yaşındaki teyzemiz maalesef hayatını kaybetti. Engelli kızcağızı annesini kurtarmaya çalıştı ama son anda kendisi ancak hayatını kurtarabildi. Çok şükür. Ben yüzünden kendisiyle de konuştuk. Hayat tehlikesi yok. Sonuç olarak bizim açımızdan üzücü bir olay gerçekleşti. Tüm köylü arkadaşlarımız burada. Biz de hem geçmiş olsun demek hem de aileye devlet olarak yapabileceklerimiz bir ihtiyaçları var mı onu söylemeye geldik, sormaya geldik ihtiyaçlarını. İnşallah AFAD gerekli işlemleri de başladı devlet olarak. Her türlü işlemini başlattık. En kısa de vatandaşlarımızın hak sahibi işlemlerini tamamlayıp evlerinin yapımına başlayacağız. Bu süreçte de konteyner vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda tedarik edildi. Konteyner içerisinde her türlü yaşam malzemesiyle en üst seviyede donatılmış bir şekilde hizmetlerine sunulacak. İnşallah vatandaşlarımızın bu şekildeki mağduriyetlerini hızlı bir şekilde gidermiş olacağız. Ama bizim için üzücü olan tabii bahsetmiş olduğu gibi teyzemizin hayatını kaybetmesi. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz teyzemize. Ailesine de kendi çocuklarına bunu 9 tane çocuğu var. Onlara da başsağlığı diliyoruz. Tüm köy olarak size de başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. Başımız sağ olsun. En kısa sürede ailemizin günlük yaşamlarını hızlı bir şekilde normale döndüreceğiz. Ve evlerinde kısa bir sürede kavuşmalarını inşallah evet olarak da sağlayacağız. Efendim, şimdi bu konum olarak burayı biliyorsunuz ilçe merkezinden çok uzak bir yer. Evet. Haliyle ilçe merkezinden buraya itfaiyeler geldiğinde doğru. Maalesef burada bir işe yaramış olmuyor. Doğru. Bu bölgedeki insanların talebi var. Talebi buraya bir soğuk su merkeze itfaiye inşa edilmesi, konuşlandırılması. Bununla ilgili sürekli istek var ama
Yani bir şey yapılamaz mı? Şöyle, ben konuyu anladım, biliyorum. Daha önce de bize muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın talebiydi. Şu an bulunduğumuz yurtbaşı hem Cide'ye hem Kastamonu'ya herhalde en uzak köy. Dolayısıyla şu an Cide'den ya da en yakın Doğanyurt'ta itfaiye çıksa buraya gelmesi 1,5 saat önce mümkün. 2 saat. 2 saat, 1,5 saat, 2 saat, 2,5 saat her neyse. Yani sonuç olarak burada bir de ahşap yapılaşmanın olduğu yerde hemen anında müdahale edemezseniz maalesef tabii geldiğinizde çok fazla itfaiyenli bir şey olmuyor. Bununla alakalı değerli arkadaşlar, bizim Kastamonu'da tespit ettiğimiz 5 bölgemiz var. İlyas Bey de bunlardan bir tanesi. Soğuk su bölgesi bunlardan bir tanesi. Soğuk suyu düşürmüştük biz, açık söyleyeyim yanımla alakalı. Yine Pınarbaşı mıntıkamızda var. Yani bizim merkezden uzak noktalarımıza, Orman Genel Müdürümüzle görüştük. Yazılarımızı yazdık, kararlarımızı aldık. Onlar şu an yeni ormanın araç, bu su, tam ismini, teknik ismini, arazöz. Arazöz alımları var. Şu an kullanımda olan arazözlerini satış yapmayacaklar, bizlere tahsil edecekler. Genelimizle gerekli irtibatı yaptık, taleplerimizi ilettik. Geçen ziyaretlerde sözümüzü tekrar aldık. İnşallah geldikten sonra itfaiye merkezi şekilde konuşlanma değil, onu şöyle yapacağız arkadaşlar. Jandarmada uzman arkadaşlarımıza, buradan jandarma karakolumuza oraya zimmetleyeceğiz. Acilen de jandarmadaki arkadaşlarımıza da eğitimle bunu müdahale imkanı sunacağız. En azından bizim kendi itfaiye ve de orman yangını sönme ekibimiz yerine kadar. Yani anında müdahale o şekilde sağlayacağız. Bununla alakalı çalışmamız var. Orman Genel Müdürlüğü yeni arazilerini yapar yapmaz inşallah bize bu konuda taleplerimizi gerçekleştirdiğini söyledi. Çok teşekkür ederiz. Ama bu konuda da bizler köylü olarak hem bacalarımızın sürekli temizliğini hem de elektrik tesisatlarımızı yenilemesi, bu konudaki projelerimize üst seviyede vatandaşlarımızı katkı vermeye çağırıyoruz. Çünkü bununla alakalı yoğun bir çabamız var ama coğrafyamız çok geniş ve çok yoğun bir vatandaşımız da İstanbul'da ikamet ettiği için buradaki kalış süresini kısa görüp projemize maalesef bazı yetkili ilgi göstermiyor. O konuda da biraz köylü olarak da bizler birbirimizi zorlayacağız. Yani bizim bu konuda ekonomik durumu zayıf olan vatandaşları da zaten vakıf olarak biz karşılıyoruz. Geçen sene yaklaşık bir vatandaşımız zamanı değiştirdik. Bir de Kastamonu çok yaşlı bir nüfusa sahip memleket. O yüzden gençler büyüklerine, dayısına, amcasına, komşusuna yardım edecek baca temizliklerinde her sezon başlamadan ve sezon devam ederken de yaptıracağız. Bu da bizim insanlık borcumuz. Yani köyde de bunlardan hep bu şekilde dersleri de alıyoruz. Seneye zaten biz jandarmamızla müşterek projeyi başlattık. Tüm yalnız yaşayan vatandaşlarımızla inşallah baca temizliklerinde biz sezon başında, ortasında biz yapacağız. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.